Merhabalar efendim. 6 ay mağarada yaşarsanız ne olur? Çok şey olur. 1972 yılında Michel Sıfır adlı bir mağara bilimcisi Texas'ta bir mağarada karanlıkta hiç gün ışığı görmeden 179 gün yaşamış. Tabii yüzeydeki bir ekip tarafından da izlenmiş. Kendisi de tansiyonu ölçmüş, EEG'sini ölçmüş, EKG'sini çekmiş. Bütün bunların hepsini yapmış ve aynı zamanda gün içerisinde de ufak zeka oyunları ve bulmacaları çözmüş ve bunun ne kadar değiştiği konusunda bir takım kayıtlar tutmuş. Tabii bu hikaye şuradan kaynaklanıyor. Biyolojik saatimiz gün ışığı görmeden nasıl çalışıyor? Hatta 1972 yılındaki bu çalışmadan sonra ilk defa bu çalışmayı kullanan kurumda NASA olmuş. Neden? Çünkü izole olarak uzay istasyonunda vakit geçiren astronotların biyolojik saatin nasıl çalıştığı konusundaki boşlukları bu çalışmalardaki ilk bilgilerle doldurmuşlar. Tabii bu biyolojik saatimiz o kadar önemli ki 2017 yılında biyolojik saat üzerine çalışma yapan 3 bilim adamı Nobel Tıp Ödülü'nü kazanmış. Ve aynı zamanda bu biyolojik saatimizle ilgili yapılan çalışmayla günümüzdeki şu anda bu videoyu izlediğiniz cep telefonunuz, tabletiniz ve bilgisayarın da bir ilişkisi var. Gelin isterseniz bu ilişkiyi kuralım. Hatta bu ilişkiyi biraz daha ileri götürelim. Hem insan vücudunun çalışması hatta diyetlere bile bağlayabiliriz. Normalde biyolojik saatimiz iki temel değişkenle çalışıyor. Bunlardan bir tanesi iç zamanlayıcılar, bir de dış etkenler. İç zamanlayıcılar tansiyonumuz, vücut ısımız ve kortizol düzeylerimiz. Ve bunlar günlük belli bir salınım içerisinde gerçekleşiyor. Buna karşın dış uyarıların içerisindeki en önemlisi gün ışığı ve bunun yanında sosyal hayatımız, iş düzenimiz, günlük çalışma şartlarımız ve okul gibi bir takım sosyal faktörler geliyor. Michel Sıfır başta mağarada tek başına yaşarken bu 24 saatlik döngüsü bazen 50 saate kadar çıkmış. Fakat sonra tekrar aşağıymış. 24 ile 25 saat arasında bir yerde sabitlenmiş. Yani biyolojik saat yeniden kendi eski kurgusuna geri dönmüş. Tabii burada önemli bir soru var. O da şu. Michel Sıfır karanlıkta yaşamamış. Karanlıkta yaşamak çok zor. Böyle bir izolasyon deneyi yapmanın ne kadar zor olacağını tahmin edebilirsiniz. Dolayısıyla ilk eleştiri oradan gelmiş. Demiş ki ya bu adam biyolojik saatiyle gün ışığı ve 24 saatlik döngü arasında bir ilişki arıyor. Ama orada suni aydınlatma yani elektrik akülü, pilli bir takım lambalar kullanmış. Bu da bir hata değil mi? Evet demişler ama gün ışığını tamamıyla ortadan kaldırmak söz konusu değil. Çünkü gün ışığı bizim temel ihtiyacımız olan ışık. Ve gün ışığını algılayan retina da var ki tabakamızda bazı özel melanopsin adlı hücreler var. Ve bu hücreler gün ışığını algıladıkları andan itibaren CCN adı verilen bir merkeze uyarı gönderiyorlar. CCN de hemen yanındaki epifiz bezine haber veriyor ve melatonin salgısı düzenleniyor. Ve buna bağlı olarak biz gündüz uyanık, gece ise uyku haline geçiyoruz. Bu oldukça önemli bir bulgu. Fakat bunun yanında farklı bir olay da var. O da şu, görme kaybı yaşayan kişiler, hatta gözünü kaybeden kişiler hala 24 saatlik döngüye dönebiliyorlar. Dolayısıyla vücudumuzda sadece bu hücreler değil, gün ışını algılayan başka bir takım hücreler var ve bir takım sistemler geliştirilmiş ve bu sayede biz 24 saatin biraz üzerinde olsa da günlük dengemizi sağlayabiliyoruz. İşte uzun yolculuklar sonucunda olan jet lag da buna benzer bir şey değil mi? Yani buradaki bir zaman diliminden başka bir zaman dilimine uçuyorsunuz. Belli bir müddet sonra ne oluyor? O zaman dilimine ve oradaki 24 saatlik döngüye uyum sağlıyorsunuz. Bu çok önemli. Ama sadece melanopsinler değil. Vücudundaki her hücrenin bir biyolojik saati var. Her hücrenin kendi içerisinde bir döngüsü var. Ve bu döngü 24 saatin biraz üzerinde olmak üzere hemen hemen bütün vücudumuzda ortak olarak paylaşılan bir döngüyü sağlıyor. Peki bunun bizim açımızdan ne önemi var? En basitinden diyette olan şey. Eğer biz uyanık kalmamız olan zamanda yemek yiyoruz bir sorun yok. Ama gece uykumuz kaçtığında yemek yediğimiz zaman bir biyolojik saatimize karşı ne yapıyoruz? Yanlış veriler gönderiyoruz ve bunun sonucunda biyolojik saatimiz bozuluyor. İşte başta depresyon, anksiyete, verimlilikte düşme ve hatta kalp damar hastalıkları, bazı kanserlerin niye nöbet tutanlarda, niye gece çalışanlarda fazla görüldüğünün bir ipucu olarak bu yorumlanabilir. Başka bir konu daha var. O da şu. Biz
kendimizi gün ışığının haricinde başka ışıklarla da muhatap ediyoruz. Neden? Çünkü insanoğlu hayatını tamam dışarıda geçirmiyor. Genellikle kapalı ortamlarda ve suni ışıklarla karşılaşıyor. Ve normalde biliyorsunuz gün ışığı beyaz bir ışık değil. Gün ışığında yeşil, turuncu, sarı ve mavi renkler var. Ve bizim kapalı ortamlarda elektrikle elde ettiğimiz ışıkta ise mavi ışık da var. Hatta cep telefonlarında, tabletlerde, bilgisayarlarda da mavi ışık var. Ve dolayısıyla biz gece bu tür ışıklandırmaları kullandığımız zaman, ki bunun içerisine LED ampulleri de sokabilirsiniz, ve çok fazla bilgisayar, cep telefonu ve tabletlerle uğraştığımız zaman hep devamlı bir mavi ışığa maruz kalıyoruz. Ve mavi ışığa maruz kaldığımızdan dolayı biraz evvel bahsettiğim uyku hormonunun salınımını da engelliyoruz. Dolayısıyla ne oluyor? Biyolojik saatimize yanlış veriler gönderiyoruz. Ve biyolojik saatimizde bu yanlış verileri algıladığından dolayı vücudumuz tamamıyla farklı bir düzene tutturuyor. İşte bu farklı düzenlerin aslında hastalıkların gelişiminden de sorumlu tutulduğu düşünülmekte. Dolayısıyla insanların aslında bir aydınlanmaya ihtiyacı olduğunu ve tüm ışıklandırma sistemlerinde mümkün olduğu kadar bu mavi ışın azaltılması gerektiğini savunuyorlar. Fakat bunu savunurken karşı tarafta biraz bu işe ağırdan oluyor. Niye ağırdan oluyor? Çünkü insanlar uyumazsa ne yapıyorlar? Tüketiyorlar, yemek yiyorlar. Bu da ekonomi ve dünya için iyi bir şey. Hatta size şunu söyleyeyim. Cep telefonlarınızdaki mavi ışığı azaltmak için özel bazı aplikasyonlar var. İşte mavi ışık, mavi gece, gece baykuşu gibi bir takım aplikasyonları kullanarak bilgisayarınızdan, cep telefonunuzdan gelen mavi ışığı azaltıyorsunuz. Ve böylelikle biyolojik saatinize uygun olarak çalışıyorsunuz. Başka bir konu daha var ki o da diyetle ilgili olan bir konu. Biliyorsunuz hani biyolojik saatimize uygun olarak beslenirsek 51 saatten sonra bir yemek yeme alışkanlığımızdan kurtulursak kilo almamızın önündeki savaşlardan bir tanesini kazanabiliriz. İşte bakın biyolojik saatten nereye geldik? Biyolojik saatten hastalıklara, hastalıkların oluşumuna, cep telefonlarına ve hatta özellikle aydınlatmada verimliliğin artırılması için bazı özel programlar kullanılmaya başlamış durumda. İlk baştaki mağara adamımız Michel Sıfır'a geri dönersek, Michel Sıfır tamamıyla bu suni ışıkla karşılaştığı dönem içerisinde, zaman içerisinde özellikle küçük zeka oyunları ve bulmacalarda ilk başta çözdüğü zamanı yakalayamamış. O zaman yavaş yavaş küçük de olsa uzamaya başlamış. Yani suni ışıkla karşılaşıldığı zaman sizin verimliliğiniz de düşüyor. İşte bu biyolojik saatin çalışması hastalıkların oluşumunda bize bir takım bilgiler getiriyor ve onun ötesinde de aralıklı oruç ya da intermittent fasting denilen belli saatlerde beslenmeye doğru giden time restricted feeding yani zaman kısıtlamalı beslenme denilen yeni bir konuyu gündeme getiriyor. İşte bu yeni konuyu da size başka bir videoda aktaracağım. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.